Değerli abilerim, değerli kardeşlerim, hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oran analizlerinde yeni bir formülle beraber olacağız. Bu formülümüz bilindiği üzere öz kaynakların aktif toplamına oranını bu formül sayesinde bulacağız. Yani öz kaynakların aktif kısmındaki yani varlıklarımızın ne kadarını karşıladığını sizlerle bu formül sayesinde öğreneceğiz. Şuradan bir kalem alıyorum. Şu şekilde aynen şuradan geriye alalım. Burada peki biz bunu nasıl bulacağız? Biz burada öz kaynaklar kısmımızın rakamını alacağız. Şuradaki rakamı aktif toplamı kısmı yani buradaki aktif toplamına böleceğiz arkadaşlar. Yani kısacası 320 milyonumuzu görüldüğü gibi 320 milyonu tam yazamıyorum kusuruma bakmayın. Bölü şuradaki 935 milyona bölerek istersek çarpı yüzde diyebiliriz. Buna yüzdelik olarak çıkması için. Bunun sayesinde sonuç bize direktmen çıkacaktır dostlar. Görüldüğü gibi işlem çok basit. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman işletmenizin öz kaynaklarının ne kadarını aktifte kullanmış bunu bulabilirsiniz. Yani işletme çok fazla uzun vadeli yabancı kaynak mı kullanmış, kısa vadeli yabancı kaynak mı yoksa öz kaynak mı kullanmış ve öz kaynaklarımızın aktif kısmı içerisindeki payını çok rahat bir şekilde sizlerle bu formül sayesinde bulmuş olacağız. Dediğim gibi öz kaynakların rakamını üste yazıyoruz şu kısma, x kısmına, x diyelim şuraya. Şuradaki dönem varlık ve duran varlık toplamı kısacası yani toplam rakamı yazan kısım aktiflerimizin toplamını da y olarak buraya yazdığımız zaman çıkan sonucu çarpı 100 dediğimiz zaman bize rakamsal olarak ne kadar olduğu ortaya çıkacak. Mesela %35 mi çıktı? Bu ne demek? Öz kaynaklar aktif kısmımızın yani dönem ve duran varlık kısmımızın sadece %35'ini karşılıyor. Geriye kalan %65'lik kısım ise borçlarla finanse edildiğini biz bu formül sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Şöyle bir aşağıya inecek olursam arkadaşlar bilindiği gibi şu bilanço biz uygulamalarımızda şöyle ben şunu örnek olarak getirdim buraya. Buradaki bilanço kısmına tıkladığınızda aynısı arkadaşlar. Siz aşağı doğru inerseniz şurada zaten aşağı doğru indikçe mesela kısa vadeli yükümlülükleri gösterecek. Ondan sonra uzun vadeli yükümlülükler, öz kaynaklar. Siz buradaki mesela toplam varlıklar diyor değil mi? Mesela ben bunu örnek olarak aldım bu şablonu burada. Siz orada toplam yazan mesela şuradaki toplam varlıklar yazan kısmı bura. İşte aynısı arkadaşlar. Kısacası ben bunu bu şekilde tam bir tablo olarak aldım yan yana. Aslında bizimki de buradan aşağı doğru iniyor. Ben bu aşağı kısmını almadım. Buraya şöyle bir ek yaptım arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay ben yorumluyorum. Ama hiçbir fark yok. Buradaki tablo sizin uygulamalarınızdakinin aynısı. Sadece benimki yarıya bölüm bu tarafa eklenmiş. Sizinki de buradan aşağıya doğru olan kısım. Görüldüğü gibi burada arkadaşlar toplam varlıklar kısmını sizler de şuradaki aktif toplamı yazan kısma yazacaksınız. Çünkü toplam varlık demek aktif demek. Aktiflerimizin diğer adı da varlık demek arkadaşlar. Şuraya yazacaksınız. Y kısmına, X kısmına ise şurada görülen kısa vadeli yükümlülük toplamı, pardon, şöyle bir bakalım. Öz kaynaklarınızı yazacaksınız arkadaşlar. Üst kısma ise öz kaynaklarınız. O aşağı tarafta var. Ben onu bilerek almadım. Şimdi bir devam edelim. Bir şu örneğimizi bir çözelim sizlerle. Sizler de kendi aldığınız şirketler üzerinden de bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu arada şuradan bir şey getireyim arkadaşlar. Hesap makinesini. Şöyle bir parantezimizi açalım. Görüldüğü gibi buradaki rakamımız ilk olarak öz kaynaklarımızın toplamı 320. Yani 320 milyon olarak alacağım ben bunu. Şöyle görüldüğü gibi 320 milyon aynen aldım. Bölü kaçtı arkadaşlar diğer taraf? Şuradaki yani aktif toplamımız 935 milyon. 935 milyona evet görüldüğü gibi bölüyorum arkadaşlar. Parantezi kapatıyorum. Çarpı 100 diyorum. 34,2. Yani bizim buradaki öz kaynaklar dönem varlık ve duran varlığımızın sadece %32'sini karşılıyor. Bunu peki biz nasıl yorumlayalım? Arkadaşlar ben burada en az %50'sini karşılamasını istiyorum. Yani temel analizciler genel olarak buranın %50'sini karşılamasını ister. Ancak şirket yöneticileri az öz kaynak kullanıp daha çok borçlanma yoluna gitmeyi ister ve bu borçlarının toplamının da
toplam borçların geri daha sonradan işletmeye gelen gelirlerden az olmasını, yani gelirlerimizin aşırı derecede yüksek olmasını ister. Ancak biz yatırımcılar ve kredi verenler olarak öz kaynaklarımızın en az %50'sini kullanmasını isteriz işletmenin. Çünkü herhangi bir borç ödememe durumunda böyle bir problemle karşılaşmamış olacak. Neden? İşletme varlıklarının daha çok kısmını öz kaynaklarla karşıladığı ortaya çıkar. Buradaki %32 benim açımdan, yani ben bunu kendi açımdan söylüyorum, uygun bir rakam değil. Ben kredi veren olsam %32'lik bir rakama sahip işletmeye kredi vermem. Görüldüğü gibi işlemler bu kadar basit. Anlatım bu kadar basit. Sizler de aynısını uygulayabilirsiniz. Öz kaynaklara x dedik. Şuradaki toplamınızı siz de alacaksınız. Öz kaynaklar toplamını arkadaşlar üste yazacaksınız. Bölü aktif toplamı diyeceksiniz. Yani aktiflerinizin toplamı. Aynı şekilde kullandığınız uygulamaların bilanço kısmında bunlar yazar. Y'ye bölüp çarpı 100 dediğimizde dikkat edeceğimiz rakamsal olarak %50'ye en kötü yakın çıksın arkadaşlar. Ya da bundan fazla olması bizim açımızdan güzel yorumlanır. Çünkü kriz dönemlerinde vesaire dönemlerde işletme borçlarını ödeyememe ile karşı karşıya kalabilir. Bu açıdan bu güvenli bir limandır. Şurayı da okuyalım ve videoyu bitireceğim. Bu oranın yüksek çıkması olumludur. Çünkü işletme borç alırsa borçlarını ödeyememe durumunda zor duruma düşmeyecektir. Öz sermaye ile karşıladığı aktiflere yazıp ve bir gülücük atmışız şuraya. Yani kısacası istenilen burada oranın eşittir en az %50 civarında olması. Biz yatırımcılar için bu iyidir. Tabi işletme yöneticileri daha düşük olmasını ister. Daha çok borçlanma ile yapılmasını ister. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Öz kaynakların aktif toplamına oranı budur arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız arkadaşlar.